gel abi. Eh be hocam, bu da mı faul değil ya? Bozulsama dalıp duruyorlar bize. Yok, ağlama. Hadi devam. Devam tabii. Karşı takımın ısmarladığı postu yemekle meşgulsün çünkü. Gel abi. Şşt, on numara. Al, duyuyorum abi. On numara. Çok konuşuyorsun. Yalan mı hocam? He? Rüşvet almadınız mı bunlardan? İkinci sarıda atarım. Çok konuşuyorsun. Hadi abi, devam. Ne oluyor be? Gel abi. Dur. Çok güzel, harika. İşten atılmak üzeresin, keyfin yerinde. Çok sevindim senin için ya. Nereye atıyorlar doktor? Hı? Kime atıyorlar? Sıkar biraz. Ayrıca beni işten atarlarsa İpek de Selin'i işten atar, yani planım işlemiş olur. Sen öyle san. Selin Emre'ye danışmanlık yapıyor. İpek de destek atıyor. Bak sana söylüyorum, kurul faturayı sana çıkartacak. Demedi deme. 3 saniye. Ne 3 saniyesi hocam? Daha topu yeni aldım. İkinci sarı. Söylemiştim. Çok konuşuyorsun. Dışarı. Ya. Hadi. Bak şu boş çay bardağını görüyor musun? Kap bakalım onu. Doğru kantine. Az açık. Hocana bir çay. Hadi. Başka hakim bulamadınız mı kardeşim kendinizi? Vazgeçemezler. Doktor benden vazgeçemezler. Kurul da vazgeçemez. Neden? Çünkü hastayı hiç görmedim. Sen ne zaman hasta gördük? Ayrıca kötü hasta ilişkilerin seni kurtarmaz. Hem Elif'e götürür. Dosyada baş doktor sensin. Emre'nin hatası aslında senin hatan demek. Yani Selin Emre'yi korumuş olursa beni de korumuş olur. Ayrıca İpek yanlarındaysa tamam, bana bir artı puan daha. Taktik diye bir şey var mı hayatta? Selin Emre'ye seni satmasını söyleyebilir. Emre de çıkar kurulun karşısına. Vallahi hocalarım, çok özür dilerim ama Hekimoğlu hocamız keşke biraz ilgilenseydi hastasıyla. Hiç bir kere bile görmedik hastayı der. Steps. Ne steps hocam? Boy steps'i. Hocam boy steps'i kalktı. Kalkmadı, kalkmadı. Ben kaldırmadım. Devam. Aldım. Bir kere Emre'nin sesi tam olarak öyle değil. Birazcık daha bariton. Öyle düşüneceksin bir dahaki sefere taklit yaparken. Ayrıca Emre beni sever. Zeynep seni sever. Emre işini sever. Selin? Ne olmuş Selin? Sence benden bu kadar çok nefret ediyor mu? Ya biri senin psikiyatri dosyanı gizlice okusa sen ne hissedersin? Doktor, benim psikiyatri dosyalarım yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Hepsi burada. Bunun içinde. Gizli, kilitli. Ay eksik olma, 9 numara. Aslansın be. Galiba en büyük sorunumuz da bu zaten. Koçum 9 numara be. Aslansın aslan. Az açık. Eyvallah. Kırmızı, söylemiştim sana. Çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun. Afiyet olsun hocam. Artık biz kazanırız değil mi? O kadar emin olma. O kadar emin olma. Küçük bir hata diye bir şey yok. Hatalar da neden oldukları sonuçlar kadar ciddidir. Sırf basit bir soruyu soramayacak kadar tembel olduğun için o kadın ölebilir. Hayır, ölebilir. Çünkü o gün Allah'ın cezası ilaç kutunuzu ben açmaya kalktım ve ben döktüm. Daha neler neler söyledim. Neredeyse ağlayacaktı. Ama bunları anlatamam. Çünkü bu konuda ifade vermeyeceğim. Tabii sen Emre'yi beni satması için ikna etmezsen. Pardon, hangi konuda ifade vereceksiniz? Berberler meraklı olur derler, doğruymuş. Veli, şimdi bizim bu ibretlik canavar doktor hikayesini bir yana bırakalım. Ben sana başka bir hikaye anlatayım, yine tıp konusuyla alakalı. Kısa bir hikaye, adı Veli. Şimdi bizim bu Veli'nin oksijen satürasyonu düşmüş. Akciğerinden gelen sesler kabalaşmış. Kışır kışır, kışır kışır sesler gelmeye başlamış nefes alırken. Benim gibi mi? Veli. Veli'nin hastalığı idiopatik akciğer fibrozisi. Akciğer dokuları yavaş yavaş taşa dönüyor. Nefes almakta zorlanıyor. Yavaş yavaş boğuluyor Veli. Tedavisi yok. Doktor, sen benden mi bahsediyorsun? Akciğer nakli 700 bin lira. Bizim bu gariban Veli'nin de ne parası var ne sağlık sigortası. Şimdi yaptırmaya kalksa bile çok geç olabilir ama yine de ben bir avukatıma danışayım. O da onaylıyor beni. Diyor ki keşke diyor teşhis konmadan önce sağlık sigortasını yaptırsaymış diyor.
Neyse biz muayenemize geri dönelim. Gel bakalım şöyle. Adama ölmek üzere olduğunu böyle mi söylüyorsun? Öldüğü falan yok. Grip. Parasını çarçur edeceğine, sigorta primlerini yatırırsa genel sağlık sigortası tekrar işlemeye başlar. Tam bir kahramansın değil mi? Hataları düzeltirsin, hayatları kurtarırsın. Ha bu arada kimi manipüle etmişsin, kiminle oynamışsın hiç önemi yok tabii. Veli ile bu kadar yakın arkadaş olduğunuzu bilmiyordum. Saçını Veli'ye mi yaptırıyorsun yoksa? Şimdi gurur da duyuyorsundur sen kendine. Ben adama ne güzel sigortanın önemini öğrettim. Muhtemelen hayatını kurtardım diye ama haberin olsun bu yaptığının etik hiçbir tarafı yok. Etik, evet ahlak. Aslında benim sana yaptığım şeyden konuşuyoruz şu an. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok artık. Öyle diyorsun ama takip ediyorsun beni. Ne haber? Alt tarafı notlarından birkaç satır okudum psikiyatrımın. Emre eğer gerçekten böyle bir hata yaptıysa... Üzgünüm, özür dilerim. Hatalıydım. Emre gerçekten böyle bir hata yaptıysa onu neden kovmadın? Çünkü çok yakışıklı. Ateş, ne saklıyorsun? İyi bir aileden geliyor. Ayrıca dinlemedim ama kesin çok güzel piyano da çalıyordur. Hastanenin imajı açısından önemli şeyler bunlar. Bak İpek bile baloya Emre'yi götürüyor. Ne haber? Nasıl gidiyor? Sence? Ne diyorsun dava ile ilgili? Umut veren bir noktada mıyız? Yani ateş yırtar mı? Emre aklanırsa o da aklanır. Ha iyi. Ateş de böyle öngörüyor. Benim biraz şüphelerim vardı ama. Sen bir şey mi biliyorsun? Yok hayır. Sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Ateş eğer başını belaya sokacak bir şey saklamıyorsa aklanır. Hocam çayı bahçeye götüreyim değil mi? En kuytu köşeye Muzo. Tamam senden başka kimsenin bulamayacağı bir köşeye. Aman diyeyim hocam buldular bile. Ben gittim. Ateş nasıl gidiyor? Disiplin kurulu toplantısına hazır mısın? Ben ve disiplin. Yan yana gelmesi sakıncalı iki kelime. Bence sen beni bırak da Emre'yi kurtarmaya bak. Senin elinden geleni yapıyor zaten. Şimdi onun yanından geliyorum. Ancak Emre'nin bir şeyler sakladığını düşündüm. Çocuk işte ne yapasın? Devamlı bir şeyleri bir yerlere saklarlar sonra da bulamazlar. Hayır alıp dizime yatırıp dövsem sonra gidip anasına şikayet edecek. En iyisi ben hiç karışmayayım. Ateş dikkat et. Emre'nin sakladığı şeyler senin başında yatmasın. İhtimaller, sırlar, cezalar. Gelen sorguya çekiyor, giden gözdağı veriyor. Hastane değil, karakol mübarek. Siz beni istifa ettirmeye falan mı çalışıyorsunuz ha? Tazminat istemeyeyim diye. Bilemedin. Her ikimiz de senin paçanı kurtarmaya çalışıyoruz. Takdir zaten beklemiyoruz ama bu şekilde fırça yemeseydik iyi olurdu. Bu arada istifa etmene gerek yok. Zaten yarın burada son günün olabilir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.